Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bein Spor stüdyolarına. 30 Aralık Perşembe günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Melike ile birlikteyiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyi misiniz? Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkürler. İyiyiz bizler de. Değerli izleyenler, öncelikle bir grafiğimiz var. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur sonuçları. Dün neler oldu? Hemen getirelim ekranlarınıza. Aytemiz Alanya Spor Mardin 1969 karşılaşması. Vavakars Fatih Karagümrük Bodrum Spor maçı 4-0 üstünlüğüyle bitti ee, Karagümrük takımının. Adana Demirspor Ankara Sporu 3-2 mağlup etti. Göztepe Samsun Sporu 1-0 ve Fenerbahçe günün son maçında e, Afyon Sporu 2-0'la geçti. Ve foto maç gazetesini getiriyoruz ekranlarınıza. Fener işi uzattı demiş Foto Maç gazetesi dün akşamki maçın ardından Afşet Afyonspor'u uzatmalarda geçip turladı. Sarı lacivertiler Kadıköy'de iyi kapanan Afyonspor'un savunmasını normal sürede aşamadı. Uzatmalarda Ener Valencia'nın penaltısı ve Ozay Samuel'le fişi çekti Zira Türkiye Kupası'nda. Afyon'a karşı Fenerbahçe'nin öne çıkan ismi tartışmasız Ozay Samuel'di. 61'de Sangare'nin yerine oyuna giren yıldız futbolcu Valencia'nın 94. dakikadaki golünde penaltıyı yaptır, e, Özür dilerim. E, ha, golünde penaltıyı yaptırırken 99'da rakip fileleri havalandırdı." demiş gazete. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Burak Kapacak sarı lacivertli formayla ilk mücadelesine çıktı. İlk 11'de görev yapan Burak heyecanlı göründü. Mesut Özil kadroda yer almazken altyapıdan Ertuğrul Bora, Arda Kurtulan da kulübedeydi. Posta gazetesi Fenerbahçe sürprize izin vermedi diyor. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda ikincilik ekibi Afşet Afyon'u uzatmada eledi ve son 16 turuna yükseldi. 94'te Valencia penaltıdan ağları havalandırırken penaltıyı yaptıran Ozay 98'de Fenerbahçe'yi rahatlattı ikinci gol ile. Fenerbahçe'nin Afşet Afyon sporla oynadığı karşılaşmanın devre arasında taraftarlar futbolcuları protesto etti. Taraftarlar ilk yarıda bekledikleri performansı sergileyemeyen. Sarı lacivertli futbolcuları ıslıklayarak ve yuhalayarak protesto etti demiş gazete. Taraftar yönetimi de istifaya davet ederken uzatmada gelen goller bile tepkileri azaltmadı. Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle. Afyon iyi direnç gösterdi. Gol geciktikçe rakip oyuna tutundu. Erken gol bulabilsek maç farklı olurdu. Kazanıp duru geçtiğimiz için mutluyuz dedi. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda şampiyonluğu hedeflediğini belirten Göle. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sezonun ikinci yarısında takımın toparlanıp lige ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Biz istendiği sürece burada hizmet vermeye devam edeceğiz diye konuştu. Yine Burak Kapacan ilk 11'de 45 dakika oynadığını hatırlatmış okuyucusuna. Posta gazetesi de. Zeki Hoca'nın Zeki Murat Gölen'in sözlerinden hareket edersek eğer maç sonundaki değerlendirmesine eğer daha erken golü bulabilseydik kopacaktı. E, golü bulamadığımız için doğal olarak iyi kapandı Afyon ve golü bulamadığımız için de direnci arttı dedi. İlk yarı, ikinci yarı uzatmalar vesaire. İki takımın da çok fazla üretemediği, sadece oyun anlamın kale önün pozisyonları anlamında değil, aynı zamanda sahanın geri kalan kısmında da üretkenlik ya da organize ya da kolektif bir oyun, bir akıl ortaya koyamadığını söyleyebiliriz herhalde. Evet aslında klasik bir üçüncü küme maçıydı diyebiliriz bunu Çünkü İkincilik takımı evet Afşet Afyonspor ama kategori olarak üçüncü küme takımı bu biraz yanıltabilir. Çok yakinen e, futbol ligleri, düzeneğini, piramidini takip etmeyenlere. O yüzden bu andan itibaren belirteyim Afyon Spor'dan üçüncü küme takımı diye bahsedeceğim. Mesela İngiltere'de de üçüncü kümenin adı Lig 1, dördüncü kümenin adı Lig 2. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Lig 2'de oynayan takım aslında dördüncü küme takımı oluyor. Bu da bir üçüncü küme takımı. Bu da klasik bir üçüncü küme maçıydı. Tabi burada garip olan takımlardan biri üçüncü küme takımı iken diğeri birinci küme takımı. Yani ama ortaya bir üçüncü küme müsabakası çıktı. Hani Afyon Oyun spor, evet, Fenerbahçe'ye yetişmeye çalışmalıyken iken aslında teknik olarak kağıt üzerinde Afyonspor Spor, Fenerbahçe'ye yetişmeye çalışmalıyken sanki Fenerbahçe Afyon sporu yetişti. Ayak uydurdu. Ayak uydurdu ve müsabaka kalitesi olarak bir üçüncü küme müsabakası. Özellikle 60 dakika bir üçüncü küme müsabakası çıktı ortaya. Zeki Murat Gören'in açıklamalarında golü erken bulsaydık kopartabilirdik diyor ama ilk 60 dakika itibariyle iki net pozisyon var maçta. İkisi de Afyonspor'un Afyon. pozisyonları. Dolayısıyla bunu Zeki Murat Göre değil, Cem Kavçak söylese belki daha gerçekçi olabilirdi. Fenerbahçe organizasyondan son derece uzak, grup disiplinden son derece uzak. Gerçekten antrenöre dirmeye son derece muhtaç bir takım görüntüsü verdi. 60'tan sonra biraz hikaye değişti. Orada 60 dakika Afyon yaptığımız övgüleri 60 dakikadan sonra geri almaya başladık. Çünkü çok fazla vakit öldürme girişiminde bulundular. Bazıları gerçekten sakatlık olabilir, bazıları abartılı olabilir. Bunu bilmek mümkün değil, niyet okumak mümkün değil. Ama çok fazla vakit öldürme girişiminde bulundular. Fena başta oyuncu değişikliğiyle beraber yavaş yavaş işte İrfan'ın girişi, Samuel'in girişi, Mert'in giriş derken biraz daha ön tarafta daha fazla gözükmeye, daha kalabalık görünmeye başladı. Uzatmalarda da golleri buldu. Normal sürede bulamadıysa da. Ama günün sonunda bu maçın Fenerbahçe açısından geçilmiş bir tur dışında bir olumlu bir olumlu bir evet e, olumlu tabloya cepheye yazabileceğimiz olumlu bir tarafını bulmakta çok güçlük çektiğimiz bir gün. Takım performansı yerlerde bireysel performanslar net ameli sadece kazanılmış bir tur geçilmiş bir tur var. Şu eklenebilir belki sadece yani sezon bitti şimdi artık biraz tatili düşünüyor. Herkes yabancılar evlerine gidecek. Kısa bir süre zaten 7 Ocak'ta tekrar lig yeniden Sport otosüper Süper Lig'in ikinci yarısı başlayacak. Belki biraz sadece Fenerbahçe için değil bütün takımlar için bundan bahsedilebilir. Ancak dün akşamki tablo da sadece bununla açıklanabilecek bir durum değil. Çünkü e, en özet cümle Fenerbahçe Afşet Afyon e, ayak uydurdu. Aynen öyle. Yani beceri, bireysel beceriyle bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Bahsettiğiniz İrfan Can vesaire oyuna girdikten sonra e, bireysel beceriyle biraz oyun, takım oyunu ayağa çekilmeye çalışıldı. Ama onu da herhalde uzatma bölümünden ancak maçın son 80-90 arası belki ve uzatma bölümünde Aynen yaptığını öyle. söylememiz lazım Fenerbaşı'nın. Şimdi bu tarz maçlarda bunlar normal tabii. Kazanım galibiyet oldu yani. Turu ee, erken oldu. tatil moduna geçen... Oyuncu performansları görülebilir evet. Bu kadar başlarda. Evet. Mesela Salah'ı da bunu görsen makul karşılayabilirsin. Çünkü düzenli oynayan oyuncu. Ya da Valencia'da görsen ya da Berke'de görsen. Ama o değil ki. Maçın en isteklerinden biri Valencia. Veya Salah'ı disiplinli oynayan. Aynen öyle. O değil. Esas formaya ihtiyacı olanlar. Esas burada bulduğu fırsatı çok iyi değerlendirmesi gerekenler. Esas gözü parlaması gerekenlerin gözünde ışıltı yok. İşte Nazım Sangar 60 dakika sahada kalıyor. Hatalar zinciri. Kendini yere bırakmalar. Faal olmaya çalışmalar. Kötü tercihler peş peşe. İşte Crespo, Meyer, Rossi, Burak Kapacak çok sıradan. Belki Burak hani sadece onun... Ayrı tutulabilir. Ayrı i̇lk tutulabilir defa, çünkü ilk evet, forma bulamadığı için. Ama Burak Kapacak da Bursa Spor Günleri'nin çok gerisinde. Eskisi Bilgisay kadar çelik biraz... gözükmüyor. Ee, tercihler hep hatalı. Rossi benzer şekilde kötü performans. Bir pelkası iyiydi. Onu da oyundan çıkarttı zaten. Hani sahada fark yaratan. Ben 3. küme toplusu değilim diyen dışarıdan gelen birisi izlese bu maçı. Belirtmeseniz hangi formalar 3. küme, hangi formalar birinci küme takım belirtmeseniz beyaz formalar, sarı formalar diye izlese ya bir tane şu sarı formalarda 14 numaralı bantlı çocuk farklı der. Hani bu buraya ait Crespo değil. Crespo'yu da der. koyar mıydı oraya dün akşamki oyun için? Crespo'yu mu? Evet. Koymam. Koymaz mıydı? Koymam. 3. kümeye daha yakın. <laughs> Peki. Yani birinci küme toplusu olarak pelkas sayarım. Bir de Valencia işte Tam fiziksel olarak hazır görüntüde Hazır değil, yüzde yüzde değil ama belli bir kalitesi, bir kumaşı oldu belli. Bir şu bantlı çocuk 14 numara sarı saçlı, farklı o, o buraya ait değillerim. onun dışında da kimsenin ayrışabileceği türden, özellikle 90 dakika, kimsenin ayrışabileceği türden bir 90 dakika değildi. maçın genel özeti, hali buydu diyebiliriz. Değerli izleyenler, var mı Urbe eklemek istediğiniz bir şey? Bir sonraki başta hem Lütfen. gazeteyi hem de konuyu değiştireceğim. Beşiktaş'a geçeceğim çünkü. Değerli izleyenler şimdi sırada Sabah Gazetesi var. Diyor ki Sabah Gazetesi başlığında yolun açık olsun vida. Beşiktaş yönetimi performansı nedeniyle Hırvat Stoper'in sözleşme görüşmelerini askıya aldı. Yeni sezonda takımda düşünülmeyen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun teklif gelmesi halinde ara transfer döneminde gidişine onay verilecek. Yıllık 3.4 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Yönetim devre arasında teklif gelir gelirse eğer Vida'nın gidişine izin verecek. Domagoj Vida toplamda 151 maçta forma giyerken 15 gol ve 1 asistle oynadı. Şimdi yine transferle alakalı olarak Ekuban'a sol tarafta görüyorsunuz Ekuban'a. Ekuban'a transfer onayı çıktı. İlk olarak Sabah Spor'un 26 Kasım'da duyurduğu Beşiktaş Ekuban flörtü İtalyan medyasının sayfalarını süslemeye başladı. La Gazzetta della Sport sezon başı transfer olduğu Cenova'da 17 maçta sadece bir gol atan Ekuban'ın ile teknik direktör Şevçenko'yu Andriy Şevçenko'yu ikna etmeyi başaramadığını yazdı. Ukraynalı çalıştırıcının Ganalı Yıldız'ın ayrılmasına izin verdiği de belirtildi. Beşiktaş yönetiminin Cenova'ya 27 yaşındaki hücum oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletmesi bekleniyor. Bir not daha Teşiyer'e ikinci yarıda bir süredir sakatlığı nedeniyle maçlarda görev alamayan Teşiyer'e Türkiye Kupası ile futbola geri dönüyor. Brezilyalı Yıldız'ın Altay maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi demiş. Vida'dan önce Ekuban'ı şimdi bazen bu transfer haberleri öyle izleyicilerimiz de biliyordur tabii yıllardır takip ediyorlar. Hani yine de şu cümleyi söyleyelim bazen bizim ülkemizde bir cümle çıkıyor. Bir haber, haberin bir cümlesi. O cümle diğer Avrupa ya da dünya basını tarafından da alınıyor. Alıntılanıyor. Alın, evet. Doğrudur, değildir. Tartıştığım, söylemek istediğim şey bu değil. O cümle bir anda herkes telaffuz ettiği için Avrupa basınında orada burada ya da oyuncunun adı geçen oyuncunun hangi ligde olduğu alakalı olarak ve diğer ülke basınlarında böyle bir talep varmış, böyle bir haber varmış diye bir anda dönmeye başlıyor ve gerçeklik Durumu sanki ortaya çıkıyormuş gibi oluyor. Bu da sadece bir ee, nasıl diyeyim size olan bir hadise. Bunu da unutmamakla birlikte Ekuban girişimi Beşiktaş için hiç de nasıl diyeyim size altı boş ya da yabana atılacak <laughs> bir girişim değil. Ekuban'ın Trabzonspor'daki performansını atılacak olursak eğer. Kesinlikle. Çünkü Türkiye'den ayrılırken de demiştik, konuşmuştuk evet. hatırlarsanız önemli bir kayıp Türk futbolu için. 2 milyon euro'ya almıştı Trabzonspor evet. Ekuban'ı. Ee, çok ciddi bir fırsat transferi. Cenova'ya da 2 milyon euroya satmışlar. Düşük bir bonsai rüspelerine <laughs> satmışlar. Satış döneminde doğrusu ağzımda bir acı tat bırakmıştı itiraf etmek gerekirse bir sporsal olarak. Çünkü Ekuban gerçekten de lige değer katan, ligin ayarlarını tek başına en fazla etkileyebilecek türden oyunculardan Trabzon biriydi. Trabzonspor'un hücumunda çok büyük yer tutan. Trabzonspor'un evet. Ofansında, hücumunda, organizasyonunda önemli yer tutan sağ açık santrifor, santrifor arkası oynayabilen, ayakları yere sağlam basan, hava toplarında etkili, son vuruşları gitgide gelişen, büyük maçlarda Avrupa kupalarında sıkça ön plana çıkan bir büyük maç oyuncusu olarak çok dikkat çekiciydi ama herhalde A'ya gitmek istedi. Ee, belli ki hani Trabzonspor'da onu ikna edemedi. Kontratına sadık kalma konusunda. Genoa'ya gitti. istediğini bulamadı. Ligde hiç gol atamamış. Şu ana kadar öyle görünüyor. Kupa'da galiba bir golü var. Evet. Eh. Eğer dönerse Süper Lig'e hangi takıma dönerse dönsün. Milli takımındaki formasını düzenli yerini tekrar alabilmek tabii onun için önemli olacaktır. E burada düzenli oynamak önemli olacaktır. Yaşı daha 27. Bir kazan kazan sözleşme sözleşmesi olacağı ortada. E Kuban için de iyi olacaktır. Oynayacak. Cenova'da çünkü bir oynamış bir oynamamış. Dakikaların %50 kadarını almış. E burada sürekli oynayacaktır geleceği takımda. E takımı da yükseltecektir. Katkı yapacaktır. Farklı oyuncu Süper Lig'de bu tipte bu kalibrede çok fazla oyuncu yok bana sorarsanız. Süper Lig'in en iyi oyuncularından biriydi giderken. Tabii ki Beşiktaş böyle bir takviye yapabilirse. Ha bir de Beşiktaş cephesi var. Buyurun. Beşiktaş'ın da ön tarafı hani rekabetsizlikten var olanların performansı düştü bu sene. Yani Batu basit top kaybediyor. Realist oynamıyor diyorsun ama bir rekabet içinde değil. Yine ilk 11'de sürekli oynuyor. öyle diyorsun. Yedek bankına sürekli. bakıyorsun. Hamle şansı yok. Geçen hangi maçta Tolga söyledi? E, hamle yapacak oyuncusu. Evet. Çünkü çok güzel bir cümle kurmuş da şimdi aklıma gelmedi. Hamle yapacak oyuncusu yok diye. Öyle. Rakibinde bir güveni, bir Hamle yapacak soktu. hocası yok demişti. Aynen böyle cümleydi. Hatırlayamadım şimdi de. Beşiktaş'ın e, bir güven bir Oğuzhan vardı elinde herhalde bahsettiniz ben Aynen öyle. Onları sokmuştu zaten. Aynen öyle. Karaveli. Çok güçlü bir kulübesi Büyük yok. Büyük oranda öyle oluyor. Ve maalesef. o kulübede hani e, ee, ideal 11 oyuncularla çok fazla rekabete sokmuyor. Çok fazla tehdit etmiyor. Batu Şahı geriye baktığı zaman çok tedirgin olmuyor. Larin baktığı zaman çok tedirgin olmuyor. Performansları kademe kademe düşüyor. Ee, e, -Kuban, eğer Beşiktaş rotasyonuna katılırsa hani her birini sarsabilecek. Çünkü multi pozisyon bir oyuncu, versatil bir oyuncu. Her birini sarsabilecek. Hani Larin'i de kesebilirsin takımdan. Batu Şua'yı da kesebilirsin. Gezler'i de kesebilirsin. Bu, Santifor arkasına koyabilirsin. Çift Santifor yapabilirsin. Renklilik katar ön tarafa. Beşiktaş'ta ilk yarı itibariyle performansı sallantıda olan ya da geçen seneden çok kala, uzak kalan isimler arasında Raşit Gezal'ı da sayarız. Ama takımın geneliyle kıyasladığımız zaman yine Gezal'ın performansı eğer takıma göre bir ortalama çizgi çekilecekse onun üstünde kalmış mıdır kalmamış mıdır? Kalmıştır herhalde. Kalmıştır. O yüzden sanki çok Gezal kesmez gibi. gibi geliyor. Tabii tabii. Yani Gezal'dan bakınca, gibi geliyor. bakınca, Teşeğere'ye bakınca değil mi? Ofansif yani, oyunculara gezzel tabii performans olarak yine onların üzerinde en azına arzusu, tutkusu düşmüyor. Vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. Yine evet. elinden gelen sadece hücumda değil, var. savunmada da kaybettiği topta hemen baskı yapıyor. Yani "Aa kaybettim" diye bırakmıyor yani. Reaksiyon veriyor. Oyun kurulumuna katılıyor, ikinci bölgeye geliyor. İşte seri pas trafiğiyle topu üçüncü bölgeye taşımaya çalışıyor. E, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın galibiyetinde orta mesafe şut rol oynadı, kazandıran i̇kinci golü attı. Golü, evet. Çok fazla gol atmadı belki ama etkili goller de attı. Birkaç tane de olsa. Yine Gezler'in performansı evet. Yine ortalamanın biraz üzerinde kalmıştır ama rekabete ihtiyaç var. Her oyuncu, her oyuncu için ihtiyaç var. Gezler için de var. Ha, bu ee, işte. Ekuban transferi eğer Göztepe'ye atmış değil mi? Evet. Ekuban transferi eğer başarabilirlerse herkesi biraz sarsar. Sar. Cenk'ten de söz ediliyor. Cenk de oraya bir rekabet ne bir katkı. unsuru olarak. Çünkü sol açık oynayabilir, santrfor oynayabilir Cenk de. Bir sarsar tabi Cenk ve Kubanı katarsan ön tarafta şimdi Batu Şuhaynilerin performansı da artabilir. Çünkü futbolda hayatta olduğu gibi alternatifin kadar güçlüsün. Alternatifin zayıfsa sen de o çıtayı çok yükseltmeye ihtiyacı duymayabiliyorsun maalesef. Bir de vida konusu vardı az önce gazeteden okuduk yönetimin. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor değil mi? Bitiyor. Söz... Sezon sonu sözleşmesi biten vida eğer devre arasında teklif gelirse takımdan ayrılmasını müsaade edeceği yazılıyor haberde ki ücreti de hakikaten yüksekmiş. Tabii vida buraya geldiğinde 29 yaşındaydı ve e, Dünya Kupası finali oynadı. Doğru. Hırvatistan milli takımıyla. Evet Dinamo Kiev'den geldi ama çok yüksek itibarlı bir oyuncu olarak üstelik e, bedelsiz gelmişti. E tabii şimdi 3 senenin 4 senenin sonu 4 senedir burada. Artık 33 yaşa doğru geliyor. Nisan 88 doğumlu. Dolayısıyla 3 ay sonra 33 yaşında olacak. Artık 29 yaşında bir oyuncuyla yaptığınız kontratla 33 yaşında bir oyuncuyla yaptığınız kontratla birbirinden fark edecek. Ben gönderilmesi taraftar değilim. 5 yaşında stoper rotasyonu videoya gönderebilecek lükse sahip değil. Ama oturursun dersin ki 4 senedir buradasın. 4 senedir sana takımın en yüksek maaşlarından birinde belki zaman zaman en yükseğini ödedik. Ama bugün ekonomik koşullarımız farklı. Mesela bunun yarısını teklif edersin. 1 artı 1 teklif edersin. Çünkü artık belli bir yaşa gelmiş. Mesela Bayern Münih Chelsea 30 yaş üzeri oyunculara 1 yıldan fazla kontrat vermiyor. Robbenli Ribery'e Bayern Münih birer yıl birer yıl verdi ki kulüp efsaneleri Robbenli Ribery olmasa ama artık 30'u geçtiniz ve 30'dan sonra biz 1 yıl kontrat teklif Stratejik ediyoruz. Stratejik olarak bir protokol oluşturmuşlar yani bizim evet. yaklaşımımız bundan sonra bu diyorlar. Robben de olsan Riberi de olsan bu dediler. Ve o şekilde birer yıl birer yıl uzattılar. Vida'yla da Beşiktaş böyle bir stratejiyle ilerlerse İlerleyebilir. Kaptanlık bandında veriyorsun. Savunmaya liderlik de yapıyor. Serdar ve Montero gibi iki tane de genç partneri var. Onlarla uyum sağlaması ve gelişmesi açısından katkı sağlayabilir. Ama Vida diyorsa yani ben maaşımda indirim kabul etmiyorum, daha uzun süreli kontrol istiyorum. Tabii ki yolların ayrılması da gündeme gelebilir. Orada bilmiyorum. Bu detayları bilmek lazım. Vida'nın talebine, yönetimin teklifine. Bir sonraki sayfamız Hürriyet gazetesinden. Başlığımız ise müjde hakem sorunu bitiyor. Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı açıklamalar. Türk hakemliğinin daha sağlıklı çalışabilmesi için komisyon çalışıyor. Sezon sonu geçtikten hemen sonra Türk futbolundaki hakemlik sorunu bitecek hissediyorum demiş. Ben daha önce de hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş Kulübü adına başkan olarak geldim. Ben camianın istediği tepkiyi vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Bunları yaparken yapıyormuşum gibi bir algı yaratılmasını doğru bulmuyorum diyor Beşiktaş Başkanı. Biz çalışıyoruz yani diyor özetle. Diğer kulüplerde kendilerinin canlarının yandığını söylüyorlar. Hakem müessesesinin bu sezon kötü yürüdüğünü gördük. Türk hakemliğinin daha sağlıklı yapıda olması için komisyon çalışıyor. Sezon sonunu geçtikten hemen sonra Türk futbolundaki hakemlik sorunu şu andaki yürütülen çalışmalarla bitecek hissediyorum. Bunu da buradan müjdeliyorum demiş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurşevi. Ee, özetle şu anda yapılan çalışmalar, gele, geleceğe yönelik hakemlik dünyasında yapılan çalışmalar, e, projeler ki bundan bahsedilmişti hatırlarsanız. Ee, özellikle ikinci yarı ve de önümüzdeki sezon için. Bunlar iyi yolda ilerliyor şeklinde bir mesajla alıyorum satır arasında Ahmet Bey'in sözlerinden. Şunu eklemek lazım. Hakemlik konusu, hakem kararları meselesini bir kenara bırakacak olursak eğer günümüzün yöneticileri, futbol kulüp yöneticileri öyle ya da böyle geçmişin bütün yükünü sırtladılar. Acı reçeteyi içmek onlara kaldı. Bu zor dönemde elini taşın altına koydu insanlar. Ee, bunun da altını çizmek lazım. Eğer ki kulüpler para harcamada sıkıntı yaşıyorsa, kaynak üretmede sıkıntı yaşıyorsa. Çünkü temlik denen bir hadise var biliyorsunuz. Ee, daha gelir size gelmeden evet. borçlu Yok olduğunuz yapayım. yere gidiyor. Evet. Neden? Çünkü siz zaten daha önceden onu satmışsınız. Ben atıyorum işte 1 milyon lira gelir elde edeceğim. Bugün ayın kaçı? 30'u mu? 30'u. İşte 31 Ocak, Aralık itibariyle gelecek. Sen onu satmışsın. Daha dolayısıyla bugün bir sene önce satmışsın, iki sene önce satmışsın her neyse. Dolayısıyla o parayı kazandığın zaman sana gelmeden gidiyor. Yani bu anlaşmaları bu yöneticiler yapmadı. Onun da altını bir çizmek lazım. Biraz daha e, nasıl diyeyim hakkını vermek lazım. E demek ki tüzük, da. tüzük değiştirmeliymişsin. Önündeki 10 yılın gelirlerini satamamalıymış yönetim Halka kıyılar. açık olan kulüpleri bir kenara bırakmak lazım. Farklı değerlendirmek lazım. Bir de olmayan sadece doğrudan vakıf olarak, dernek olarak yönetilen kulüpler farklı farklı incelenebilir ama söylediğiniz çok doğru. Bu işi eğer çözeceksek standart bir uygulama o da kulüpler yasası. O zaman da şu akla geliyor eğer kulüpler yasası olursa kulüplerin satışı söz konusu olabilir mi? El değiştirmesi. Beş Büyük <laughs> Lig'de gördüğümüz gibi örneklerini. Altın ise şey tanımlıyorsun el değiştirelim. Onun da şeyi var. El değiştirelim. Çözümü var ama böyle bir çözüme %100 ihtiyacımız var. Hem kulüp profesyonelleri için, hem kulüp başkanları için, hem kulüplerin geleceği için. Çünkü bu kulüpler senin, benim, izleyicilerimizin, taraftarların kulüpleri değil. Biz sadece kulüplerin tarihinde bu döneme tanıklık ediyoruz. Nasıl? Biz önceki jenerasyonlardan aldıysak bu kulüpleri, sonraki jener jenerasyonlara taşımak da bizlerin görevi. Bizim olayımız bu. Görevimiz bu. Türkiye şey e, sporda, futbola köklü kulüplerin tarihi var. Nasıl bizden öncekiler el üstünde taşıyıp bize emanet ettilerse biz de sonrakilere emanet edeceğiz. Bu devamlılığı sağlamak zorundayız. Kavgayla, dövüşle vesaireyle değil çalışarak, organize olarak, profesyonelce yöneterek. Bu da olacak maalesef ancak. Ne çok doğru. Hakemler miydi? Hakemler. Ondan ayrı olarak özür dilerim dağıttım ya konuyu esnaf. biraz. Hakemler konusunda e... Bildiğimiz bir projeden söz ediliyor iddialı bir açıklama yapmış Ahmet Nur Çebi. Umarım bu iddiasının altı doludur. Bildiğimiz okuduğumuz bir ölçme değerlendirme yönteminin değişmesiydi. <laughs> Şu anda hakem puanları gözlemcisi vasıtasıyla veriliyor. Ama e, bunun daha medeni, e, daha şeffaf ve daha adil bir şekilde yapılması mümkün. Çünkü artık hayatımızda video hakem var hakem performansının türüne gidip bir gözlemcinin bir kağıda notlar alıp e, vermesi artık çok ilkel kalıyor. Bugünün koşullarında onu daha modernize etmek lazım. Bir kurul yoluyla hakem performansı değerlendirilebilir. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi oy verebilir. Bu hakem performansını hemen mat sonu yapmaya gerek yok. 24 saat süreli olabilir. Video hakemle ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bunun modernize edilmesi şarttı. Bununla ilgili bir ölçme, değerlendirme devrimi okumuştuk. Galiba Ahmet Nurçebi'nin bahsettiği ...devrimin önemli parçalarından biri bu. Muhtemelen. Hakem puanları daha gerçekçi olacak, daha Fakti adil olacak. Farklı kurumlar tarafından değerlendirilecek. Daha denetlenebilir olacak, daha gerçekçi olacak. Tek kişinin uhtesinde olmayacak, gözlem cuntusunda olmayacak. Daha şeffaf olacak, belki futbol federasyonu sitesinden göreceğiz. Ve bu puanlar sonraki haftanın atamalarında doğrudan etkili olacak. Tam bu noktada unutmayın sözünüzü. Geride bıraktığımız haftalarda özellikle bizim TRIO programında da altı çizildiği üzere mevcut hakem atamalarında mesela aynı hafta içerisinde 3 tane, 3 gün ya da 4 tane var hakemliği yapan isimler oldu. Ya da bir gün işte atıyorum bir şehirdeyken başka bir başka şehire geçen hakemler oldu. Yani evet. dar bir hakem havuzuyla çalışılıyor. Ama bahsettiğiniz ya da daha önceden bahsettiğimiz o sistem geniş bir hakem havuzuna ihtiyaç duyuyor. E şimdi bu da sanki birbiriyle çelişiyor mu diye de bir düşünüyor insan. Şöyle çözülebilir o. Evet haklısınız. Mesela Hakan Ceylan ilk yarıda 19 haftada 24 monitör görevi yapmış. Özgür kalp yine 20'li sayılardaydı. Belki 20'nin üzerindeydi. Yani bir haftada birden fazlaya çıkıyor evet. ortalaması. Sadece video görevi ortalaması. Video hakem havuzuyla e, saha hakemi havuzunda ayrıştırmaya çalıştı MHK. Bazılarının uzmanlığı sadece video hakem oldu bazı hakemlerin. Bunu anlıyorum ama bu havuzun hem daha geniş hem daha inandırıcı olması için bence Hakemliği biten, hakemliği bitmek üzere hakemli olan hakemleri video hakemliğe yönlendirmekte fayda var. Çünkü artık sahada koşman gerekmiyor. Fiziksel testlere geçmen gerekmiyor. Koltukta oturarak hakemlik yapacaksın. Dolayısıyla şimdi <laughs> gerçi Fırat Aydınus için yaş sınırı da estetildi. Ama 47'den itibaren normalde hakemlik bitiyor. 47'den itibaren artık dediler ki bir yıl bir bir fiziksel testlere bakacağız. 50'ye kadar devam etme ihtimal var. Ama diyelim ki 47'de birinin hakemliği bitti. 45'te 44'te de bitebilir fiziksel testlere geçememesi halinde. Onu video hakem olmaya yönlendirelim. O hakemleri bence kaybetmeyelim. Mesela Fırat Aydın Hüseyinim, ki bu sezon sonu bırakmaya karar verdi. Olabilir mümkün. Sezon sonu bir daha değerlendirecek. Onu video hakem olarak değerlendirelim. Cüneyt Çakır 1-2 yıl sonra 3 yıl sonra belki bırakacak. Mustafa Kamil Abitoğlu yeni bıraktı. Onu koy video hakem olarak değerlendir. O havuz öyle geliştirilebilir. Çünkü video hakem olarak 30 yaşında hakeme ihtiyaç yok ki. Onları saha için. Çok da makul ve mantıklı bir yaklaşım bence. olur bence. Hani düşünüyorum bir şey olur mu? Ee, yan etkisi, bir e, sonradan ortaya çıkacak bir sıkıntı ama makul ve mantıklı bir yaklaşım. Zaten onu da söyleyeyim. puanlayacaksın. Video evet. puanlamasını da mekanik hale getireceksin. Videoyken de puanlayacaksın. Zaten performans analizine göre, göre görev alacaklar veya almayacaklar. Yani Bu ve toptikasını... onların şeffaf olması lazım ve açıklanması lazım. O puanlamaları. Şimdi daha geçtiğimiz günlerde Kayseri Spor Malatya Spor maçında e, büyük bir kaos oldu, bir penaltı itirazı. Burada da konuştuk. Yani dedim ki, bak Hüseyin Göç'e burada bir şey söylemiyorum çünkü Hüseyin Göçeğin baktığı işte ben de bakınca ilk anda penaltı olmadığını düşündüm. Kendini sanki, atmış gibi görünüyor. Münir Şahı yani. sanki abartılı kendi bırakmış gibi geliyor. Ama dedim orada monitör hakemi var, monitör hakemi görüyor burada bir Ve kanıt orada var, bir darbe derler. var. Bravo. O monitör hakemi davet etmiyor. Bu monitör hakimi bunun hesabını sorulmayacak, bunun hesabı sorulması lazım dedik buradaki sözlerimiz daha ama o saatlerde Türkiye Futbol Federasyonu hafta sonu maçı atamış. Evet. Hatay Spor Spor'du galiba. Yani orta hakem olarak atamış o maçın monitör hakemini. Şimdi bu nasıl bir şey? Performans odaklı yapılmıyor mu bu atamalar? Ya da o hata mı değil acaba? Ya da onlara göre hata değil mi? Tamam. Biz yanılıyorsak da bunu şeffaf bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde açıklasınlar. O monitör hakeminin puanı ne? O puana göre bu atamayı hak etti. Marku. Tamam Biz de ona göre deriz ki tamam demek ki Türkiye Futbol Federasyonu yorumu bu. Bu başka bir tartışma konusu. Yeni sezonda e, bu mekanikle geçilmesi lazım bana sorarsan. Otomasyon olması lazım. Yani biz oradan puanları görelim. Değerlendirme görelim. Video hakemi görelim. Orta hakemi görelim. Niye atandı? Niye atandı? Anlayalım. Ne puana ne kadar ceza, ne kadar kenarda oturacak. Bütün bunlar mümkün olduğu kadar mekanikleşsin. E, o zaman zaten niye bu atandı, niye o atandı demeyeceğiz yani göreceğiz oradan puanları. Sanıyorum Ahmet Bey'in Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi'nin de bahsettiği sizin bu bileşenlerine ayırdığınız hadise daha önceki açıklamaları da göz önünde bulundurursak sanıyorum Ahmet Bey de aynı şeyden bahsediyor. Ben de öyle Bu mekaniğe geçileceğini söylüyor sanırım. Çünkü çok iddialı bir şey söylüyor. Hakem sorunu ortadan kalkacak yeni sezonda diyor. Bu ölçme değerlendirme ile ilgili bir devrim Muhtemelen. olacak anlamı kadar. Eğitimle ilgili de bir devrim lazım bana sorarsan. Mesela onunla ilgili konuşuyorlar bilmiyorum. Ya bu bizim Video hakem eğitimleriyle ilgili bence sıkıntı var. Yani Türkiye'de saha hakemleri, video hakemler belli bir standart yakalayamadılar. İngiltere'de, Almanya'da, e, Hollanda'da, Almanya Hollanda mesela başarılı bir standart yakaladılar. İngiltere yine tartışır. A biz de yakalayamadık. Şu standartı yakalamak için de standart bir eğitim lazım. Yani sanki herkesin kafasındaki tanım farklı. Herkes çıtayı başka bir yere koyuyor. Evet Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin e, Mesela ha, Ulenberg devam ediyor mu eğitim işinde? David Ellery'in şey nedir? Görev sorumluluk alanı nedir? Türkiye'de yeni hakem danışmanı diye biliyoruz en son. Ulenberg de var. Ulenberg var mı? Devam ediyor mu acaba? Hali? İşte bildiğim kadarıyla ediyor. Kağıt üzerinde ama gerçekte 2022'de hakem eğitimlerinin artık Ulenberg mi yoksa? Mesela Ellery onun için yoksa Ellery'in 4-5 tane görevi var. Öyle bir vakti yok mu? Sadece danışman mı? Onu tam anlayamadım yani. Sanki tam ya da bu yeni yapılanma için mi geldi acaba Türkiye'ye? Evet işte onu bir Sadece. anlamak lazım. Bu eğitimlerle ilgili de bana sıkıntı var gibi geliyor. Ki, Performanslara bakınca öyle görünüyor yani. Bahsettiğiniz en az bahsettiğiniz o mekanik yapı kadar önemli. Belki hatta daha bile önemli bir konu olabilir o söylediğiniz eğitim meselesi. Ben de öyle hissediyorum. Peki efendim sıradaki başlığa geçeceğiz. Şimdi Fotomaç gazetesinden gelecek ekranlarınıza tribünde de farklı. Süper Lig'in lideri Trabzonspor'u taraftarı da hiç yalnız bırakmadı. 20 bin ortalamanın üzerine çıkan tek kulüp. Bordo Mavili Camii'ye 7'den 70'e şampiyonluk için kenetlenmiş durumda. Yönetimi uğraşıyor, teknik ekibi çabalıyor, futbolcular hünerlerini sergiliyor. Taraftarlar da Şenol Güneş stadını doldurarak takımlarına müthiş destek veriyorlar. Trabzonspor ilk devrede puan cetvelinde olduğu gibi tribünlerin de lideri oldu kendi sahasında 9 maça çıkan Karadeniz devi söz konusu mücadelelerde 183.793 taraftar topladı. Maç başına 20.421 seyirci ortalaması yakaladı. Süper Lig'de 20.000 bareminin üzerine çıkan tek takım olmayı başardı. Fırtınayı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takip ediyor demiş. Sağ tarafta da tabloyu, tabelayı yazmış. Trabzonspor 183.793, Fenerbahçe 177.521 ki maç başı 19.725 seyirci ortalamasına tekabül ediyor. Galatasaray 152.045, maç başı 16.894, Beşiktaş 150.108, maç başı 15.011 seyirciye tekabül ediyor. Adana Demirspor, Göztepe, Konya Spor, Hatay Spor, Giresun spor, Antalya Spor, Altay, Kayserispor, Spor, Sivas Spor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Spor, Kasımpaşa, Başakşehir ve Karagümrük olarak sıralanıyor. En altlardaki takımların tabi taraftar sayısı şey olduğu için evet, az İstanbul olduğu için onlar takımı. zaten en altta yer almış. Diğer ortalamaları taraftar olan takımların ortalamalarını da bu şekilde yansıtmış. Bir de Karagümrük'ün kendi sırında Evet. evet. Asla taraftarı var ama tabii olimpiyat gitmek zor. Trabzonspor'un sadece biz değil herhalde taraflı tarafsız herkes aynı fikirde olacaktır. Sezon başından beri, sezon başladığından beri bir aksiyon filmi gibi keyif aldın böyle iyilerle kötülerin savaştı. Rakiplerden bahsetmiyorum yanlış anlamayın film tanımı yapıyorum. İyilerle kötülerin savaştı en sonunda iyilerin kazandı. Hani böyle filmler olur ya en sonunda kazanır falan. Öyle e, güzel bir aksiyon filmi, pozitif futbol e, ortaya koyan bir e, takım dolayısıyla key, e, izleme keyfi, seyir keyfi veren bir takım olarak yani sadece şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüğü için değil, takımın oyunu keyif verdiği için de sanıyorum en yüksek ortalamaya ulaşmış diyebiliriz. Umarız öyledir. Ya Ama muhtemelen çünkü Türkiye'de biliyorsun başarı seviliyor, yarış seviliyor. Kazandığın zaman tribünleri dolduruyorlar. Hep şu örneği veriyorum. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren bir takımın tribünleri dolmuyor. Birinci lige düşüyor. Birincilikte şampiyonluk mücadelesi veriyor. Orada doluyor. Çünkü galip geliyor ya birincilikte. Şampiyonluk yarışı veriyor. İnsanlar bunu seviyor. Türkiye'de insanlar hep söylüyorum. Futbolu sevmiyor. Galibiyeti seviyor. Doğru. Kazanmayı maalesef, seviyor yani. Trabzonspor özelinde bunu söylemiyorum ama genel olarak böyle bir meselemiz var. Dolayısıyla taraftar olduğu için mi Trabzon iyi, Trabzon iyi olduğu için mi taraftar var? Hep böyle cevabını tam olarak bilmediğimiz karmaşık bir denklem. Ama şu tabloya baktığımız zaman sanki benim teorimi destekleyen bir şey var çünkü tabloda üst sıralarda yine bakıyorsun Hatay var, üst sıralarda bakıyorsun Konya var. Ee, bir daha gösterme şansınız var Adana mı? Adana Demir Spor. Adana Demir var. Ama mesela Göztepe taraftarı vefalı. Orada olması Göztepe'nin çünkü Göztepe alt sıralarda. Adana Demir şöyle Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bunlar tam klasik dört. Ondan sonra Adana Demir Spor beşinci. Başarılı. En yüksek ortalamayı yakalayan 5. takım. 11.494. Sonraki baş 4 takımı söyle. Göztepe, Konya Spor, Hatay Spor. Tamam onu söylüyorum. Giresun Spor. Bak Ada Demir, Hatay, Konya zaten Süper Lig'in en başarılı baş alt takımları içinde. Doğru. Orada Göztepe'nin olması, Göztepe taraftarının vefası o da takdire <laughs> değer. Çünkü çok başarılı olmaları rağmen, çok kazanamamalarına rağmen taraftarı yalnız bırakmıyor Göztepe'yi. Yani yine başarıyla Kore'le taraftar sayısı. Haklısınız. Onun içerisinde hiç bulunmadığını iddia edemem. Ancak oyunun keyif verdiği de bir gerçek. Bir taşla iki kuş vuruyor gibi Tabii. bir durum oldu Trabzonspor taraftarı. Hele ilk yarıyı ikiye bölersek, hani ilk 9-10 hafta, son 9-10 hafta. ilk 9-10 hafta Trabzonspor gerçekten Trabzon maçlarını izlemek ekstra bir keyifti. İçeride dışarıda. Teknik yani, ve de taktik olarak beceri. Yiyordu, bizim... yediğinden fazlasını atmaya çalışıyordu. Evet. Ma ile hücuma gidiyordu. Stoperlerle beraber ikinci, üçüncü bölgeye gidiyordu. Çok eğlence. Tam bir aksiyon filmi gibi. Evet. Yalnız ilk yarının ortalarına itibaren bir pragmatik düzene geçildi. İşte hep örnek veriyorum. Adana Demir maçı var. Göztepe maçı var. Karagümrük maçı var. Konya maçı var. Trabzon o ligin ilk yarısının ilk yarısındaki olduğu anlayıştan, sahip olduğu futboldan uzaklaştı. Bakasetas ve Envaka Yemeni'de sakatlıkları, sakatlıkları da, geldi. da etkili oldu. Doğru onlar da geldi. Dolayısıyla ilk yarının ikinci yarısında biraz o keyif veren futbolun sayısı ve dozu azaldı. Mesela Hatay ilk yarısı var süper. Hatay'a karşı 45 dakika müthiş oynar ama bunu o 9 maça bakarsan çok fazla tekrarlamadılar. Özellikle Fenerbahçe maçından sonra Trabzon'un oyunu daha fazla pragmatizme döndü. Şunu da söylemekte fayda var. Dün ekrana getirmiştik grafik olarak. Gol öncesinde yapılan pas sayısı sezon başından beri birinci sırada olan Trabzonspor birinciliği Medipol-Başakşehir'e kaptırmış durumda. Medipol-Başakşehir'in gol öncesi topa dokunma, pas yapma sayısı arttığı kadar Trabzonspor'un azalması da Azal. ikinci sıraya inmesinde etkili. Onu da belirtelim. Bu da i̇şte ne anlatıyor? Buyurun. Trabzonspor daha fazla set hücumuyla gol bulurken ilk 10 haftada, son 9 haftada daha pragmatik daha fazla geçiş hücumlarıyla gol bulmaya başladı. O yüzden gol öncesi ortalama pas sayısı azaldı. Şimdi sırada istatistiklerimiz var. İlk yarı genel istatistikleri baya değerlendireceğiz. Bunları hem takım bazında hem de oyuncu bazında. Ancak önce bir aramız var değerli izleyenler. Araya gidelim. Ardından da istatistiklerimizle değerlendirme, Uğur Bey'in değerlendirmeleriyle karşınızda olacağız. Tekrar birlikteyiz. Değerli izleyenler, Sportoto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk yarısının değerlendirmesi istatistiki olarak ekranlarınıza gelecek. Şimdi birinci sayfamız hemen buyurunuz. 190-19 maç haftasında 190 maçı geride bıraktık Sportoto Süper Lig'de. Bu maçlarda toplam 501 gol atıldı. Maç başına 2.64 gol ortalamasına. Denk geliyor. Ev sahipleri bu karşılaşmalarda %49 oranında galip geldi. Bu maçlarda %24 oranında beraberlik çıkarken deplasman takımı %27 galip tamamladı karşılaşmaları. 190 maçta 506 oyuncu süre aldı. 26 teknik direktör görev yaptı. 12, dün de konuşmuştuk 12 süperlik takımı teknik direktörünü değiştirdi ve 190 maçta 50 kırmızı kart gösterildi genel istatistiklerini bu şekilde sıralayabiliriz ben şimdi şu kırmızı kart e, aradayken konuşuyorduk değerli izleyenler bu kırmızı kartı 190 maçta 50 kırmızı kart. <laughs> az mıdır çok mudur? bir ortalamasını alacak olsak hangi açıdan bakmamız gerekir yani Burada. yaklaşık maç başına mı bakmak lazım yoksa şu kadar dakikada bir gösteriliyor ama bakmak lazım ne dersiniz yaklaşık dört maçta bir gibi bir kırmızı kart sayısı çıkmış ortaya e, Averaj bir istatistik. Yani 350 dakikada bir falan gibi bir gibi, şey çıkıyor. Kabaca. Kırmızı kart sayısı çıkıyor. Ama oyunumuzla kart sayısı kıyaslamasını yaparsak orada belki farklı bir analiz yapabiliriz. Süper Lig'in oyunu daha fazla kart istiyor bana sorarsan. Yani çünkü Süper Lig gerçekten e, sertliğin dozunun. Düdük standardı bir ara Aşağılara düşmüştü. Böyle bir iddia vardı. Yıllarca spor yazar abilerimiz dedi ki Türkiye'de çok kolay faul düdüğü çalınıyor. Çok fazla faul düdüğü çalınıyor. Ben o zaman izleyiciydim. O dönemde doğrusu buna katılmıyordum çünkü izlediğim zaman izleyici olarak ya bakıyorsun çalınan faul düdüklerine doğal. Çünkü oyun sert oynanıyor. O faul düğütlere çalınmasa zaten sahada savaş çıkacak. Aksine sanki daha fazla faul düdüğü çalınmalı diye düşünüyordum o yıllarda. Şimdi bugün itibariyle bu konunun bir profesyonel olarak çok daha iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Türkiye'de yeterince faal düğü çalınmıyor. Daha fazla çalınması ama faal daha önemlisi daha fazla kart çıkması lazım. Bizim esas sorunumuz oyuncuları bu, bu, sürekli faal, devamlı faal konusunda yüreklendirmeniz. Çünkü kart çıkmıyor. Çok daha kolay kartlar çıkmalı ki oyuncular o faal sürekli, faal devamlı konusunda yüreklenmez. Bu konuyu ikiye ayırabiliriz belki. Az önce bahsettiğiniz o kolay faal çalınıyor kısmı halen devam ettiğini söyleyebilirim. Sizin de burada pozisyon pozisyon ekrana getirdik. Bir savunma oyuncusu. Hücum oyuncusu topu almaya çalışıyor. Kendisiyle out çizgisi ya da touch çizgisi arasında rakibiyle çizgi arasında kendisini koyuyor ve en ufak bir hop yerde kalıyor. Tap far. Doğru. Mesela. Bunun gibilerini görüyoruz. Buna mukabil uçan tekmeler işte atıyorum yüze gelmeler, ayağa basmalar, bileğe basmalar vesaire ya da tabanla gelmeler zaman zaman bunların gözden kaçtığı da görülüyor. Hem kolay faal olmuyor hem de sertlik konusunda dediğiniz gibi kart standardı biraz aşağıda kalıyor. Dolayısıyla sanki ikiye ayrılabilirmiş gibi geliyor bana. Ayrılabilir. Örnekleriyle hatırlıyorum kolay çünkü. Kolay faul verilen evet haklısınız. Kolay faul verilen bazı kategoriler de var. Mesela orta sahada da oluyor. Kalçasını yaslayan kendi topun üzerine yere bırakıyor. Harry Kane faul diye bir şey var İngiltere'de meşhur. Hava topunda Harry Kane sürekli diğer rakibinin altına giriyor. Kendini yere bırakıyor. Türkiye'de bu çok alıyor. Bunlar evet kolay faal problemi. işin bir boyutu başka bir boyutu. Yani faal tanımı ile ilgili sıkıntı var belli ki. Mesela bunlara çalınmaması gerekirken işte bahsettiğiniz avuç çizgisi kenarındaki top saklama seremonisi yani korkunç. Ya birisi de artık şunu çalmasın yani çalmayın bırak. Çok kolay. Hatta yani diğer tarafa çalman lazım. Savunma oyuncusu araya koyuyor kendisini en ufak bir şeyde hop Ama atıyor. toplada topla da bilgisi yok. Hop. Top böyle gidiyor. Bizimki böyle koruyor filan. Aslında orada tam tersine faalü vermen lazım. Koruyan oyuncuya faalü vermen lazım. Oyunu engellediği için. Normal şartlarda hı, koşan bir oyuncunun karşısına durarak çıktığında faal oluyor mu? Olur tabi. E bunun tabii. da çok da farklı olduğunu söyleyebilir Topla mi? ilgin yoksa Topla o topa ilgisi... gitmek istiyor. Yok. Sen topa gitmesine izin vermiyorsun. Dışarı çıkmasını bekliyorsun. Klasik faul. Asla bakarsan ve Türkiye'de birçok avuç çizgisi yanındaki koruma aynı mantık. Yani aslında tersine faul gerekten. Bunu da haklısınız. Kolay faal düdükleriyle serilen bunsa tamam. Muhtemelen. Buna tamamım. Ama genel olarak Türkiye'de kolay faal düdüğü çalınmıyor. Büyük planda. Türkiye'de aksine zor çalınıyor. Hatta faal düdükleriyle kart standartları ise dengesizlik var. Görüyor ve arttırıyorum o zaman. 4-5 şu... faal yapıyor bu oyuncu bakıyorsun kart görmüyor bir türlü. Şu cümleme ne diyeceksiniz? E, faal alma konusunda kolay gerçek faullerde sertliklerde ise korakor mücadele gibi bir tanımlama var da acaba o yüzden mi şaşırıyoruz? Ya biz korakor mücadelenin tanımını bilmiyoruz galiba. Topa Tabii. Mücadele top için, rakibe değil. Bizde öyle değil ki. Bizde mertçe değil ki kor rakor mücadele. Yani yapılan fauller de zaman zaman mertçe değil. Alınan fauller de mertçe değil. Bunu da hep şöyle söylerler mesela uluslararası futbol analizlerinde. Hakemlerin futbolu bilmesiyle alakalı derler. Burada doğru değerlendirme yapmak. Şimdi bundan bugünkü hakem komitesine ve bundan sonraki hakem komitelerine o zaman şu konuda seslenmek istiyorum. Birçok futbolcu futbolu erken bırakıyor işleri yolunda gitmiyor, sakatlanıyor, transfer olacak kulüp bulamıyor. 20, 21, 22 yaşında futbolu bırakan onlarca, yüzlerce sporcu var. Bak profesyonel sporcu, amatörü söylemiyorum. Amatörde zaten dünya kadar amatörleri de gidip analiz edebilirsin ama profesyonellere bakın. Futbolu erken bırakmak, bırakmak zorunda kalan futbolculara hakemlik teklif edin arkadaş. Peşinden gidin. 22 yaşında bir adam futbolu bırakmak zorunda kaldıysa onunla temas kurun. Deyin ki hakem olmak ister misin? 18 yaşta bırakmak zorunda kaldıysa temas kurun. Eğitimi de iyiyse üniversite öğrencisidir muhtemelen o sırada veya yeni mezundur. Çünkü futbol oynamış adamın hakemlikte daha fazla muvaffak olma ihtimali yüksek. Bir dönem Merkez Hakem Komitesi mesela çok fazla asker hakem vardı. Onlara yönelmişti. İyi eğitimler, disiplinler diye. Mesela öyle bir dönem olmuştu. Şimdi bence bir dönemde keşke eski futbolculara yönelsek. Eski futbolcuyla kastım futbolu erken bırakmak zorunda kalanlar. 30 yaşında bırakanı söylemiyorum. Ama 20, mesela şeyde e, Nagelsmann da erken bırakmak zorunda kalıyor Antrenörlüğe yöneliyor. Onun gibi Nagelsmann hakemle yönlendirsen belki iyi hakem olurdu. Bir şekilde içinde futbol ateşi olan bunu oynayarak değerlendirmek isteyen ancak sakatlık vesaire çeşitli şanssızlıklar sonucu o ateşi söndürmemek lazım Aynen evet. gelsman örneğinde olduğu ama gibi ama peşinden git bunların Sekre, bunları yakala evet, içinde kalmalarını erken yap sağlamak lazım o zaman oyunu da bilirler sağdan geldikleri için daha fazla bilirler ve o zaman bu mesela faulleri daha iyi süzerler o pozisyonları daha iyi analiz ederler oyunu bilmek önemli hakemlik yapmak için kitap bilmek yetmez oyunu da bilmelisiniz bir sonraki sayfamız gol ortalaması ve beraberlik oranının Avrupa'nın 5 büyük ligi ile karşılaştırılması. Şimdi tabi burada maç sayısı da <laughs> dikkate alınması gerekiyor. Bizde 190 az önce de ekrana getirmiştik. 190 maçta 2.64 gol ortalaması ve %24 beraberlik oranı var. La Liga 181 maçta %33 ile en yüksek şeyi yakalamış. Beraberlik oranını. Gol ortalaması ise 2.51. Bundesliga en az maç oynayan ligde 153 maç e, 3 0 gol ortalaması yakalamış ve beraberlik oranı da %24. İtalya Serie A yine 3-0-4 189 maçta ama. Kaç maç fazla oynamış? 40. Bundesliga'dan mı? 36. 36 maç fazla oynamış. Onun bir önemi yok. Ortalama alınmış ya. Evet. Maç sayısının bir önemi yok. Şimdi burada iki ayrı pencere açmak lazım. 90'lı yıllarda Serie A ve Lig 1 İtalya ve Fransa Ligi'nin gol ortalaması çok düşmeye başlamıştı. Lig 1'in bir ara hatırlıyorum. 2'nin altına düştü bir sezon. Sezon sonu gol ortalaması 2'nin altına düşmüştü. Maç başı 2 bile değildi gol ortalaması ve Fransızlar dediler ki bizim bir devrim yapmamız lazım. Bu böyle gitmez. Yani Fransız futbolunu bu defansif oyunla, bu kontrol oyunuyla, bu pragmatik mekanizma ile bitiriyoruz. Bitirmeye doğru gidiyoruz. Bu gol ortalamasının bir şekilde artırılması lazım. Ve o zaman daha önce yanılmıyorsam 84 Avrupa Şampiyonası Fransa'yı şampiyon yapan Hidalgo. Fransa'nın akil adamıdır. Futbolda Akil adamlarından biridir. Hidalgo plan sundu. Fransız futbol kamuoyuna gol ortalaması artırmak için işte dedi ki mesela bir farklı galibiyete 3 puan veriyoruz ya 2 ve daha farklı galibiyete 4 puan verelim. Mesela önerilerinden biri buydu. 0-0'a 0 puan verelim. 1-1'e 1 puan verelim. 2-2'ye 1 puan verelim ama 0-0'a 0 puan verelim. İşte maçlar berabere bittiyse ilk gol atana 2 puan verelim gibi. Bir de mesela Averaj devrimi yapmışlardı. Averaj'ı iki şekilde hesaplıyorlardı. Attığı golü yediği gole mi bölüyorlardı. Bir de böyle bir Averaj hesabı yapmışlardı. Attığı golü yediği gole bölerek bir de böyle bir ekstra Hidalgo puan tablosu yapmışlardı. Fransa'da bir normal puan tablosu vardı. Bir Hidalgo puan tablosu vardı ve ona göre de para ödülü veriliyordu. Birkaç yıl bunu yaptılar. Artık onun etkisini bilmiyorum. Fransa'ya iyi tek direktörler gitmesi, Fransa'ya iyi futbolcular gitmesi, ne bileyim Ronaldo'nun gitmesi, İbrahimovic'in gitmesi tabii ki hepsi etkilemiştir. Fransa ligi bir o krizi'den çıktı. Şu an bakıyorsun. 2.82 gol ortalaması Premier Lig'le aynı. Fransa doğal bir seviyeye gelmiş. Serie A 3 gol ortalamasına ulaştı, inanılmaz. Serie A gerçekten büyük çıkışta. Evet. Zaten Euro 2020'de de en çok golü Serie A oyuncuları attı. En çok golü ve en çok asisti Serie A oyuncuları yaptı. Serie A'da ciddi bir çıkış var. 3'ün üzerine çıkmışlar. Bundesliga hep buralardadır. Bundesliga'yı yakalamışlar. O önemli. La Liga'nın düşüşü dikkat ederseniz gol ortalamasına da yansımış. La Liga'da futbol düşünce sokak dövüşü artınca gol ortalaması da düşmüş. Yani bu İspanya Ligi'nin ne kadar süratli düşünü gösteren bir veri. Gol ortalamasının iki buçuklara gerilemesi, beraberlik yüzdesinde yüzde çıkması. Bu veriler ışığında bizim verilerimiz doğal. Hani beraberlik oranı özellikle sevindirici. 4 maçta bir seviyesinde kalması. Gol ortalaması bir, tabii biraz artırmamız lazım. 2.64 düşük. Keşke onu biz de 2.80'lere 2.90'lara çıkarabilsek. Ama bunun yolu net süreyi artırmaktan geçiyor. Oyundaki duraksamaları azaltmaktan geçiyor. Oyundaki duraksamaları azaltırsak brüt 95 net 60 dakika futbol oynanırsa Türkiye'de gol ortalaması da yükselir. Oradaki sorunu. Gol krallığına bakalım. Geride bıraktığımız 19 hafta itibariyle birinci sırada Peşiş var 11 golle malumunuz. Cornelius Trabzonspor'dan 9 golle. OkK ve Tiam'ın 3 oyuncu 9 golle. Aynı yeri mevkiyi paylaşıyor. Elkabi'nin 8 golü var Hatay'dan ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok'ta 8 golle. Yine aynı noktada. Tiam'ın 4'te asisti var. Toplam 13 gol katkısıyla evet. sanırım bu tablonun gol artı asist tablosunun lideri. Peşiç Süper Lig'in ilk yarısının sürpriz starı, sürpriz gol kralı, iyi bir ceza alanı golcüsü. Çerçeve vurmayı iyi biliyor. Çerçeve vurarak genelde buldu golleri. LKB kanat oynadı çoğunlukla. Çünkü Mamed Yuf Santifor oynuyor. LKB sola çık oynuyor. Bu Penza'yı kaybetti oradan Hatay. Yerine LKB koydu. Benzer bir katkı aldı. Bugün gördüm Afrika Kupası kadrosuna var. Afrika Kupası'na. Hatay'ın galiba 3 oyuncusu gidiyor. Onların devre arası. O konuda öyle problemleri olacak. Onu çözmeye çalışacaklar. El kabirin katkısı değerli. Tablodaki tek yerli Umut Bozok. 8 gol 3 asist. Aldığı süreye bakarsan da 1340 yani. 19 maçta muhtemel 1710 dakikanın 1340'ını almış. Oynayamadığı bölümler de oldu ligin başında. Bir de takımına yaptığı gol katkısı %63 inanılmaz. Kaç gol attık Kasımpaşa? %63 ben de şaşırdım şu an. Kasımpaşa'nın e, toplam 19 golü var. 19 bu yüzde neye göre bulduk? 19 golde gol artı asiste mi baktık? 11 gün yüzde 60. Gol katkısı toplam. Neyin yüzde bu? Opta'nın verisi mi bu? Tolga bunlar Opta'nın verisi. Opta'nın verisi değil mi? Tamam. Opta orada neyi hesaplamış anlamadım. Evet gol artı asiste göre toplam. Gol artı asiste göre bakmışım şimdi evet. bakıyorum. Evet Tiam'ın tutuyor, El Kabin tutuyor. Umut'un Kasımpaşa'nın kaç golü var? 19. 19'da 11 diye bakmışlar. Gol artı asist. 163 yapmaz. Orada bir bir tane hesap var. Tamam. İlk sırada e, ekrana gelen 6 oyuncunun sıralaması bu şekilde en çok gol atan gol krallığı e, listesindeki oyuncular. Şimdi sırada iç sahada en çok puan toplayan takımlar var. İlk yarı itibariyle. Konyaspor 10 maçta 24 puan yapmış. İç sahada Gaziantep 9 maçta 23, Medipol Başakşehir 10 maçta 22, Beşiktaş 10 maçta 22, Trabzonspor 9 maçta 21 yapmış. Şimdi Trabzon Konya, Başakşehir ligin ilk üçü zaten. Evet. Onların burada iç puan tablosunda da tepede olmaları şaşırtıcı değil. Ve bir de iç dominant top oynayan üç takım. Trabzon'da, Başakşehir'de, Konya'da iç sağda dominant top oynayan, oyunun tonunu belirleyen, oyunun ritmini belirleyen üç takım. Onlarla ilgili sıkıntı yok. Onların orada olmaları doğal. Zaten deplasman puan durumunda da iyi yerdeler onlar. Konya, Başakşehir, Trabzon. Ama Gaziantep'li Beşiktaş tabii biraz farklı. Gaziantep puanlarının neredeyse hepsini iç aldı. Doğru. Deplasmanda 5 puanı var sadece. İlk galibiyetini galiba son hafta aldı deplasmanda. Gaziantep ikinci yarıda bunu düzeltmek zorunda. İç sağ dış sağ bu kadar Farklı. performans farkı çok enteresan. Gaziantep'in çok ekstra. Beşiktaş da çok enteresan Sanki bir büyük takım. İç sağda 22, dışarıda 6. Hiç olacak iş değil. Beşiktaş'ın koskoca 19 hafta ilk yarıyı deplasmanda sadece 6 puanla kapatması olacak iş değil. Bunun üzerine tabii Önder Karaveli ve ekibinin düşünmesi kafa yorması lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Beşiktaş'ın sadece bir tane oyunu var. Topla iyiler. Topsuz olduklarında çok sıradanlaşıyorlar. Deplasmana gittiğin zaman da tabii ev sahibi takım da topu istiyor. Bir miktar topu kullanmak istiyor. Konya'ya gittiğin zaman topu öyle sana hediye yapıp hediye paketi içinde sunmuyor. O da istiyor topu. %46 47 o da sahip oluyor. Başakşehir'e gittiğin zaman Başakşehir de topu istiyor. Gaziantep'e gittiğin zaman Gaziantep topu istiyor. Ama Beşiktaş topsuz oyunda çok sıradanlaşıyor. Çok kolay top kaybediyor hücumda. Çok kolay pozisyon veriyor. Beşiktaş'ın bence sorunu o. Yani deplasmanlar mesela deniliyor ki Beşiktaş'ın bir deplasman sorunu var. Dert lasman. Beşiktaş'ın deplasman çilesi. Tamam da gerekçesini kimse gerekçesini söylemiyor. İç sahayla deplasman oyun mu farklı? Konu ne kimse söylemiyor. Niye Beşiktaş'ın iç sahayı 22 deplasman 6 puan? Bence aynı oyun oynamaya çalışıyorlar. Doğru. Ama aynı oyun iç sahada taraftarla beraber bütünleşiyor. Daha az top kaybediyor. Daha fazla atak sürekli kazanıyor. Ama dışarıda deplasman takımı taraftarı var. Kırılganlık artıyor Beşiktaş takımı. E, o da topu istiyor. Ev sahibi takım da topu istiyor. Daha fazla topa sahip oluyor. Senden kazandığı toplarda seni daha fazla tek ayak üstünde yakalıyor. Daha az kolay top kaybetmen lazım. Çok kolay top kaybediyorsun. Ve kullandığı topları tabii ki iç saha takımında sonuca gidiyor. Konya'nın gittiği gibi. Beşiktaş'ın deplasman performansının bu kadar düşük olması bence o yüzden. Peki iç sahada en çok puan toplayan takımlara baktık. Bir de dış sahada en çok puan toplayan takımlar gelsin ekrana. Trabzonspor burada 25 puanla birinci sırada 10 maçta. Hatayspor, Spor, Atakaş Hatay Spor ikinci. 16 puan yapmış deplasmanda. Konyaspor. az önce Uğur Bey söylemişti zaten. ilk 3'ü, ilk 2'yi, ilk 3'ü oluşturan takımlar. Fenerbahçe burada deplasmanda 10 maçta 14 puan yapmış. Ve Vavakar Fatih Karagümrük yine 10 maçta 14 deplasman puanı toplamış. Trabzonspor ya iç sağ dış sağ zaten Süper Lig'in açık ara lideri. Bir de Abdullah Avcı Kasım Aralık döneminde geçiş oyunu konusunda ustalaşan bir takım yaratınca pragmatik oyunda da ustalaşınca deplasman puanında böyle fantastik bir seviyeye ulaştı. Hatay'da iyi bir deplasman takımı. Zaten top sende olduğunda Hatay daha tehlikeli. O yüzden orada ikinci basamağa çıkmış. Konya iç sağ dış sağ, yine Trabzon'la benzer bir potada değerlendirebilirim onu. İç sağ dış sağ zaten başarılı. Konya'nın baskın bir oyunu var. Fenerbahçe ne demek lazım bilmiyorum. 10 maç 14 puan zaten alman gereken puan yani. Fenerbahçe'sin sen. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş zaten bundan daha az puan topluyorlarsa zaten yarış yapamazlar. Doğru. O yüzden Fenerbahçe'ninki ne fazla ne az. Hatta bundan daha fazla olmalı normalde. Klasik bir sezonda Fenerbahçe 10 deplasman maçında 14 puan topluyorsa az dersin yani. O yüzden bu tabloda deplasman takımı üyet olan Hatay, onun burada varlığı dikkat çekici. Süper Lig'in iki iyi takımı Trabzon ve Konya'nın orada olmaları doğal. İçeride dışarıda oradalar. Bu tabloyu böyle değerlendirmek lazım. Sıradaki sayfamız ise belki biraz daha derinlemesine düşünülmesi gereken bir istatistik nedir? Duran toptan en fazla gol atan takımda genelde ülkemizde duran top organizasyonları ile çok fazla çalışma yapılmadığını biliyoruz, konuşuyoruz. Duran toptan en fazla gol bulan takım gördüğünüz gibi Demir Grup Sivas Spor. 4 kornerden, 5 serbest vuruştan, 4 tane de penaltıdan e, toplam 13 duran top golü kazanmış. Onu Trabzonspor takip ediyor. Gaziantep, Aytemiz Alanya Spor, Adana Demirspor ve Yukatel Kayseri da sıralamanın diğer takımları. Penaltıları çıkarırsak Sivas 9, Alanya 9 o iki takım lider. Çünkü penaltıları hani duran top kapsamında değerlendirmek istemedim. Bir, bir, organizasyon gerekmiyor orada. Geliyorsunuz 11 metreden vuruyorsunuz. Sivas 9, Alanya 9. Ee, Gaziantep 7, Kayseri 7. Onlar da takipte. Üç İstanbul takımı yok sıralamada. Üç İstanbul takımın da sezon boyunca zaten duran top organizasyonlarında fark yaratmadığını, hatta ortaya bir organizasyon koymadığını, bir plan koymadığını evet, defalarca konuştuk. Dün izliyorum Fenerbahçe'yi. Dün yani o kadar eski değil. Yani kornerleri paslaşarak kullanıyor. Bir yere kadar paslaşıyorlar. Top geriye gidiyor. Üçüncü önce sonra ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani bir şey sanki kurgulamışlar gibi ama kurgu tam değil. Bir noktadan sonra kilitleniyorlar. O zaman diyorsun ki ya direkt kullansanız daha iyiydi galiba yani paslaştınız ama yeni bir plan çıkmadı ortaya, bir ekstra çıkmadı ortaya. Halen bu Fenerbahçe-Beşiktaş-Galatasaray için aynı plansızlık, aynı projesizlik devam ediyor. Sivas Spor sezon boyunca birkaç kez andık. Duran top konusunda çalışan, kafa yoran, e, Gutas gibi bir stoper çok fark yarattı. Uzun boy dört tane de e, kafa golü attı. Gradel fark yarattı kullandığı toplarla. Sivas Spor ön plana çıktı. Alanya-Bülent Korkmaz da ön plana çıktı. Bülent Korkmaz'ın zaten teknik adamlık kariyerinde bu yaygındır. Hem iyi kullananları var. David Son gibi, Efe Can gibi, hem Cecu gibi, Babakar gibi iyi vuranları var. Ee, bunu da avantajı çevirdiler. Acı olan burada büyük takımların yani tırnak içinde büyük takımlar artık sıralamaları biri 4, biri 7, biri 10 büyük takım diyorsun ama puan tablosu onlara büyük demiyor. Onların olmaması tabii dikkat çekici. Çünkü bunlar Avrupa'da bizim temsilcilerimiz. Vavru Popor'un performanslarında bu yansıdı. Beşiktaş Sporting'den, Ajax'tan çok kolay duran top golleri yedi. Maalesef Hücumda evet. bakıyorsun atamadı. Fenerbahçe Antwerp'ten çok kolay duran top golü yedi. Hücumda bakıyorsun aynı performans yok. Galatasaray'ı belki biraz ayırabiliriz. Fenerbahçe 115.4 ile bu listede ikinci, toplamda da üçüncü sırada. Zaten sezon başından beri Fenerbahçe hep ilk beşin içerisinde. O konuda bir içerisinde. sorunu yok. içerisinde evet. Trabzonspor 113.6 ile 8. Galatasaray 113.4 ile 10. Galatasaray'ın biraz gerilediğini söyleyebiliriz herhalde. Sezon başıyla. Daha iyi başlamıştı. Kıyasladığımız zaman evet. Şimdi Beşiktaş son 15 dakikalarda 10 puan kaybetmişti yanılmıyorsam. Dün böyle bir istatistik de vermiştik. Bak bununla ilintili görüyor musun Korele? Çünkü yoruluyor, fiziksel olarak düşüyorsan. Edin. Bak katettiğim mesafede yansımış o. Son 15 dakikada 10 puan kaybetmen de sürpriz değil. Fenerbahçe'nin bulunduğu yer zaten bir Pereira takımı. Pereira'nın yaptığı en iyi şey takımın fiziksel seviyesini yükseltmekti. Koşan bir takım yaratmaktı. Dinamik bir takım yaratmaktı. Onu yaptı. Ligin en çok mesafe katları üçüncü takımı olmuş ama aynı performansı teknik performans olarak sahaya yansıtamadıkları için şampiyonluk yarışına bulunamadılar. Trabzon, Sole, Galatasaray ortalamalardalar. Yani ligin ortalarında seyrediyorlar. Aradaki fark şu olabilir. Trabzonspor topu hızlı koştururken Galatasaray onu başaramadı. Doğru. Paylaşımda. Ama ikisi de topla çok oynayan takım. Galatasaray bakma puan olarak yansıtamadı ama şimdi topla oynama yüzlerini söyleyeyim sana. %56.7 Galatasaray. Doğru. Trabzonspor'da %56. Onlardan fazla olan var mı? Beşiktaş 58.2. Galatasaray Trabzonspor'da üstte. Bir de Başakşehir. Beşiktaş i̇lk birinci mi var. topla oynamada? Beşiktaş birinci. 58.2. Onu Galatasaray, Başakşehir ve Trabzon izliyor. Yüzde 56'yı geçmiş dört takım var. Şimdi ilk yarı itibariyle yüzde 58 ile topa sahip olan Beşiktaş 111.3 koşmuş. <laughs> bu da garip bir durum değil mi? Ama top sendeyse rakibi koşturursun. Asla bu garip değil. O zaman bu bizi bu çıkarın bizi nereye götürecek? Topa sahipsin. Az koşuyorsun. Şuraya götürür. Şimdi gole çevirmede Trabzon mi? ve Galatasaray'da senin kadar topa sahip. Yakınsın topa sahip onlarda. Ama ortalama 2-2,5 kilometre az koşmuşsun. Yine kat ettiğin mesafe anlamında Beşiktaş'ın bir miktar %2, %3 zafiyeti var. Onu cebe koyalım. Tamam. Beşiktaş'tan 120 koşmasını beklemiyor kimse zaten. Topa %58 tamam. sahip olacak. Ama 111 değil de o da 113 olsaydı Trabzon ve Galatasaray gibi tamam doğal derdi. En azından ilk yaraların ya da ikinci maç sonlarındaki uzatmalarda ya da son 15 dakikalık dilimlerde gelen goller belki bir miktar azalabilirdi. Azalabilirdi. O %2-3 dediğimiz maç bunu engelleyebilirdi. Evet, o %2 o, ortadan 2, 3, kaldırabilirdi. Bakmayın işte o farkları. O %2-3'lük farklar zaten belirliyor. Evet. O ufak detaylar belirliyor. Son 15 dakikada 10 puan kaybetmişsin. Çünkü rakiplerinden %2-3 daha az mesafe kat etmişsin. Son bölümlere düşüyorsun. O mesafe farkı orada. Beşiktaş topla en çok oynayan takım olmasına rağmen mesela deplasman performansının düşük olması. Bak yine oraya dönüyorum. İç sağ deplasman oyunu aynı beştir şimdi. Fark etmiyor. Doğru. Oyun aynı ama o oyun deplasmana yetmiyor. Mesele orada. Çünkü rakip de topu istiyor. Rakip de daha efektif kullanıyor. Senin orada atak sürekli sağlaman lazım. Kolay top kaybetmen lazım ama kolay top kaybediyorsun. Kaybettiğin toplarda kolay pozisyon veriyorsun. O yüzden de deplasmanlarda 6 puan toplayabiliyorsun sadece. Yoksa bak oyunu değişmemiş. Beşiktaş iç sahada dominant oynuyor da deplasmanda pragmatik oynuyor diyebilir misin? Diyemezsin aynı oyun. Tabii. İç sahada iç sahada oynuyor Beşiktaş'ın aynı ama deplasmana yetmiyor. Mesele o. Şimdi grafiklerimizin, istatistiklerimizin ilk bölümünü yani takım bazında olanları tamamladık. Oyuncu bazında grafiklerimiz var ve sonra da hakemlerin de ilk yarı e, istatistiklerine en çok maç yöneten, en çok penaltı kararı veren vesaire onlara da bakacağız ama bir ara verelim, kısa bir ara verelim ardından devam edelim. Tekrar birlikteyiz ve devam ediyoruz. Değerli izleyenler oyuncu bazında istatistikler ile şimdi ekranlarınıza en çok süre alan oyuncular tablosu geliyor. 1710 dakika. Burada ağırlık olarak kalecilerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Lis var, Mateus Lis var, Ruud Bofen var, Günay Güvenç, İrfan Can, Eğri Bayat, İbrahim Şehiç, Viviano. Uğurcan galiba bir tane şey kaçırdı değil mi? Öyle mi? Bir tane mi maç kaçırdı, Bir tane maç kaçırdı galiba. Doğrudur. Onun dışında iki sağ iç oyuncusu var. Güray, Güray ve Gilerme. Gilerme. Veysel'i saymadım o 1710 oynamamış ya. Ya eksiksiz oynayan 1710 oynayan iki sağ iç oyuncusu var. Güray ve Gilerme. İkisi de enteresan bir şekilde sol kanat. Kaleciler şeye damga vurmuş istatistik e, özür dilerim e, istikrar konusunda doğal ama 19 maçın 19'unda da oynayarak doğal çünkü kaleciyi bir aksilik olması değiştirmezsin. E, çok fazla sakatlanmazlar. Lis, Münir, Bofen, Günay, İrfancan, Şehiç, Viviano hepsi ilk yarının başarılı kalecileri. 7 tane başarılı kaleci buraya girmiş. O zaman Güray ve Gilerme'ye parantez açalım. Gilerme ligin ilk yarısında aynen geçen sezon olduğu gibi etkileyici back, back performanslarından birine imza attı. Konya'nın 39 puanla ilk yarı ikinci sırada bitirmesinde sağ bek Skubic ve sol bek Gilerme'nin hücum katkılarının önemli payı var. Gilerme istikrarıyla da parmak ısırtmış. Süper etli olmasından memnun olduğumuz oyunculardan biri. Güray da e, hep istikrarlı, hep etkili ama Nuri Hoca geldikten sonra Doğukan'la da güzel bir e, ikili oluşturdular sol çizgide. Üçlü savunmaya dönünce Antalya e, Güray orada kanat bek gibi oynuyor. Doğukan da Santrifor arkasındaki sola çık gibi oynuyor. Gülay ve Doğukan gerek e, Trabzonspor'u yendirdikleri maçta, gerek AAS'ı yendirdikleri maçta iyi ikili oyunlar yaptılar. Genç Doğukan'ı da yükseltiyor, tecrübeli Güray Her anlamda iyi bir ikili oldular. Gülay'ı da tebrik etmek lazım. Oyuna sonradan girip en çok gol katkısı yapan oyuncular kimlermiş? Burada da Serdar Dursun, 3 gol 1 asistlik katkısı var. Güven Yalçın, 2 gol 2 asist. Ahmet Aslan, Umut Bozok. Süleymane Dukara, Ahmet Rayan <laughs> Tiyaniç ve Muhammed Kamara listemizde yer buldu. Tabii e, burada Olur. ekstra parantez açılması gereken Umut Bozok. Yedek başladı. Çünkü Kasımpaşa'nın Jörgen Sen gibi önemli bir yatırım santrforu vardı. Yedek başladı. Bulduğu her dakikayı iyi değerlendirdi. İlk 11 oyuncusu oldu. İlk 11 oyuncusu olmayı başardı. Mesela Serdar halen Fenerbahçe'nin direkt santifor olamadı. Güven direkt oyuncu olamadı. Ahmet Aslan olamadı. Çikaleşi'nin özellikle arkasında kaldı veya Rahmanoviç de katabilirsin. Hani burada Umut'un yaptığı yedek oyuncu olarak başlayıp iyi performanslar verip sonradan 11 oyuncu olması önemli. Tiyaniş işte bunu başardı. Düz daha çok düzenli oynamaya başladı. O yüzden onlara parantez açmak lazım. bir de tabii orta sınıf takımlarda bunu başarmak daha zor. O yüzden 6 aylı Ahmet Rayan'ı, Göztepe içi, Kasımpaşalı Umut'u biraz daha ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü zaten işleri zor. Orta sıra takımlar veya kümede kalma savaşı veren takımlar. Bir de orada sonradan giriyorsunuz. Ahmet Rayan'ın, Umut'un, Dukara'nın, Tiyan için bu katkıları yapmaları önemli. O zaman gol atanların ardından bir de kurtaranlar gelsin. Şimdiye kadar kurtarış yüzdesi en iyi olan kaleciler. Uğurcan Çakır burada ee, birinci sırada ki e, gol beklentisi kalesinde oluşan gol beklentisi ile kıyaslandığında Uğurcan'ın da e, en artıda olan en üst katkıyı sağlayan kaleci olduğunu bir kez daha hatırlatalım. İbrahim Şeyç burada Konyaspor'un Spor'un kalecisi ee, kurtarış oranında yüzde %81 ile ikinci sırada ki liderle takipçisi iki evet. şey, Konyaspor. yani ilk iki takımın kalecileri de burada e, şeyde. Üçüncü de öyle. Üçüncü Doğru Başakşehir evet Muhammed Şengezer. %80 Adana Demirspor'un kalecisi Muriç %76 ve Muslera'nın sakatlığı sonrasında Galatasaray'ın çok aradığı Okan Koçuk da %75 kurtarış oranıyla bu listede dördüncü sırada 5. sırada yer buldu kendisine. Muhammed e Ayr'ı parantez açmak lazım. Sonradan formaya aldı. Doğru. O da Bursa kökenli. Bursa sürekli iyi kaleci yetiştiriyor. Aynı Okan Koçuk gibi buradaki 5 kaleci e, üçü yerli şu an tabloda ikisi Bursa kökenli. Tebrik etmek lazım. Bursa zaten çok mümbit, bereketli topraklar. Türkiye'ye en fazla futbolcu yetiştiren kentlerden bir tanesi. Okan da Bursa'dan, Muhammed de Bursa'dan çıkmış iki tane kaleci. E, Ligere damga vurdular. Muhammed sonradan formayı aldı. Volkan Babacan'dan çok da iyi son haftaları götürdü. Altı tane maç. Sadece 3 tane yediği gol pek hala milli takım için aday olacaktır Muhammed Şengezer. Çok iyi gidiyor. Okan Koçuk 26 yaşında artık zaten deneyimli bir kaleci sayılır ama düzenli oynama şansı buldu. Bunu çok iyi değerlendirdi Giresun'da. Bugünkü haberlere bakıyorum. Galatasaray Giresunspor'la görüşmek ve ikinci yarıda Okan'dan faydalanmak istiyormuş. Bakalım o görüşmenin neticesi ne olacak? Uğurcan zaten milli takımımızın kalecisi. Trabzon'un burada olmasında Bakasetas ve Vakayeme ile beraber başrol. Yanılmıyorsam gol beklentisi de 7 gol farkı da böyle 7-8 seviyelerinde acayip de bir bireysel fark yarattı. Adana Demirsporlu Mur için oyun kurulumuna yaptığı katkıyı da eklemek lazım. İyi toplar atıyor. O da takımının ilk yarıyı 6. bitirmesine önemli rol oynadı. O en son söylediğiniz oyun kurulumuna katkı yapıyor. Herhalde hepsi için 3 aşağı 5 yukarı söyleyebiliriz değil mi? Bu Zaten Önümüzde artık bulunan yapmalısınız değil mi? içinde söyleyebiliriz. Yani. Burada bulunmayan Viviano'yu belki oraya yazabilirim. Hani oyun kurulumuna yaptıkları katkı açısından. Onun ortalamayı düşüren başka bir şey mi vardı acaba? Yüzdesini düşüren başka Muhtemelen bir şey mi Muhtemelen kurtarış mu yüzdesi anlamında oraya giremedi ama oyun kurulumu açısından bakıyorum. Mesela ön plana çıkan Viviano ciddi bir şey öne çıkar. Çünkü kara oyununda çok ihtiyaç var. Bofen öne çıkar. Mesela buraya girememiş. Antalya oyununda Bofen'in de gerideki pas trafiğine katılması açısından öne çıktığını söyleyebiliriz. Boffen ve Viviano'yu ekleyebiliriz bu listeye. Hani oyun kuruluna yattıkları katkı anlamında. En çok penaltı kullanan takımlar kimlermiş efendim? GZT Giresunspor burada 7 penaltı kullanmış. 6'sını gole çevirmiş. Trabzonspor 6 penaltı kullanmış. Altısını da gole çevirmiş. En çok penaltı kazanan ikinci takım konumunda Gaziantep Spor, Çaykur Rizespor, Fraport Avantalya Spor, Adana Demir Spor, Fenerbahçe, Demir Grup Sivas Spor, Altay ve Göztepe olarak sıralanıyor. En çok penaltı kazanan takımlar. Hani listenin geri kalanı kimdir merak eden varsa hani biz şey yapmadık ama ben size okuyayım. Başakşehir, 3 penaltı, Hatay Spor 3 penaltı, Kasımpaşa 3 penaltı, Galatasaray 3 penaltı, Kayseri Spor 2 penaltı, Yukatel Yeni Malatya Spor 1, İttifak Holding Konya Spor 1, Karagümrük 1, Alanya Spor 1, Beşiktaş'ta 1 listeye göre. Giresun Spor'un zirvede olması tabii enteresan ama yeni oyunları ve... öyle bir oyun ki puan olarak da o kadar karşılığını alamadılar ki penaltı olarak kaldılar <laughs> karşılığını. Diabate Penaltı golü rekoru kırdı herhalde. Herhalde en çok penaltı golünü o attı. Giresun'da en çok gol atan oyuncusu. Sanırım bir golü dışında hepsi penaltı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ürettikleri gol beklentisini gol olarak tabloya yansıtamadı Giresun. O yüzden ilk da 15. bitirdi ama ikinci yarıda o iş çözebilirlerse, ön tarafta verimlik işini çözebilirlerse Giresun spor yükselebilir. Giresun ve diyabete gerçekten enteresan hikaye. Burada zirvede olmaları. Peki aleyhine en çok penaltı verilen takımlar Bakalım. hangileri? Onun da listesi var. Çaykur Rizespor burada. 6 penaltı vermiş rakiplere ve 6 penaltı golü görmüş. Kalesinde Altay Keza aynı şekilde 6 penaltıya sebebiyet vermiş. Antalya Spor 5, Gaziantep, Malatyaspor Spor, Karagümrük, Göztepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Giresunspor'da Spor'da 4'er penaltıya sebebiyet vermişler rakiplere karşı. Şimdi ligin de son sıralarında Rize olsun, Altay olsun, Antalya Antalya'da çok yukarıda sayılmaz 14. Malatya olsun son sırada. Çok penaltı yapmaları da doğal. Çünkü rakiplerine çok hücum ve çok gol fırsatı vermişler. Beşiktaş'ın sadece bir penaltı kazanıp aleyhine dört penaltı evet. olması enteresan değil mi? Son şampiyonum. Son şampiyon takım bu sezon lehine bir, aleyhine dört. Bilmiyordum bunu. Şimdi burada görünce dikkatimi çekti. Bu istatistik bize bir şey anlatmaya çalışıyor mu? Bir, pro bir problemler var Beşiktaş'ın oyunda belli galiba. ki. Dört penaltı yapmışsın fazla yani. Penaltıları hatırlamaya çalıştım. Elle oynama ceza sahası içinde elle oynama gerekçesiyle verilen en son Rozier'ininkiydi galiba değil mi? Evet. En son Rozier'in sol koluna çarptığı gerekçesi ama öncekileri hatırlayamadım. Yine bir, bir tane daha el vardı galiba. Vida'nın mıydı? Ben de şu an emin olamadım. E, neyse. Ama onu ayrı bir programda ele aldım. Lerin'in, Lerin'in. Lerin'in eline çarptı. Tamam. Hani yukarıdan bakarken yukarıya gelen top. Genelde Beşiktaş'ın yani ceza sahasında... İkisi Öbür ikisini hatırlayamadım şimdi bir genelleme yapmayalım. Yapmayalım. Peki hala hakemlere bakmadan önce bir kısa aramız daha var değerli izleyenler. Ardından tekrar e, en çok maç yöneten hakemler sayfamızda karşınızda olacağız. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Sportoto Süper Lig'de geride bıraktığımız 19 hafta yani ilk yarıda. En çok hangi hakemler maç yönetmiş diye merak ediyorsanız buyurunuz efendim gelsin ekranlara. Fırat Aydınus 13 maç yönetmiş. Yaşar Kemal Uğurlu yine 13 maç ile birinci ve ikinci. Yani aynı özür dilerim birinci ve ikinci değil birinci sıradalar. Erkan Özdemir, Atilla olan Halil Umutmeler 12 şer. Cüneyt Çakır'da bir maç yönetmiş. 11. Ee, özür dilerim 11. Bir mi dedin? Evet. 11. Ya tabii... Süper Lig'in abisi en deneyimlisi en çok maç yönetmiş. O dikkat çekici. Hani daha ekonomik kullanayım dersin ama daha ekonomik kullanma şansı olmadı. O kadar kötü ki erken performanslar. Baskı altında bozulmayan, standardı evet. belli bir seviyede tutabilen, tecrübeli, birikimli, deneyimli. Ama 48 yaşında. Kendisini iyi ifade edebilen. Evet. Ekonomik kullanmak istersin. Kullanamadın. 3 derbinde ikisini yönetti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. 3 başında ikisini Fırat Aydın'ın yönetti. İlk yarının en iyi hakemlerinden biri. Cüneyt Çakır yine 11 maç. Bir başka deneyimlimiz 45 yaşında. Avrupa'da yönetiyor, Asya'da yönetiyor. En son Kuveyt'e gittiler, maç yönettiler. Süper Lig'de de yönetmeye en çok maç yönetenlerden biri olmaya devam ediyor. Ama bence ilk yarının hakemi kim de dersen Ali Umut Meler. İlk yarının hakemi kürsüsüne ben Ali Umut Meler'i seçerim. Zaten yeni elit kategori hakemimiz. FIFA elit kategori seviyesini aldı. 35 yaşında. Gelecek vadettiği için herhalde mi düşünüyorsunuz öyle ilk yarının hakemi diye? Ya da pozitif Performans anlamda, olumlu anlamda. Yok. Artık aktüel performansa bakıyorum. Yok, gelecek değil artık. Fırat gelecek Aydın geldi. Da... Fırat Aydınus'u böyle burun farkıyla geçtiğini düşünüyorum. Ancak bu nedenin performansı. İki, iki seçim şansım olsaydı Fırat Aydınus'u seçerdim. 35 yaşında FIFA elit oldu. E şimdi şampiyon aynı maç yönetiyor. Yani aynı Cüneyt Çakır gibi bir kariyer yapma şansı olabilir. Heyecan verici. Fırat Hoca ve Cüneyt Hoca'nın yanına şimdi de Halil Meleri sayabiliyoruz artık. Derbilere gözü kapalı verebildiğin. Öyle bir durum oluştu. Peki sıradaki sayfamız en çok penaltı kararı veren hakemler. İlk yarıda Cüneyt Çakır 9 penaltı kararı vermiş. Rübay Kağan Numanoğlu 6, Erkan Özdamar 6, Fırat Aydınus 5, Halil Umutmeler de 5 penaltı kararı vermiş. Ya Çok maç yönettikleri için Koreli olması doğal değil mi? Zaten Cüneyt Çakır, Fırat Aynus, Halil Umut Meler, Erkan Özdamar en çok maç yöneten hakemler arasında vardı az önceki tablo. Doğru. Bir tek Tugay Kaan Numanoğlu orada yoktu. Bir önceki tabloda. E, Erkan Özdamar 12 maç yönetmiş. 2 maçta bir. herhalde. Öyle yediriz. olmuş. E, Halil Umut Meler 12'de 5 olmuş. Cüneyt Çakır 11'de 9 olmuş. Fırat 13 13'de 5 olmuş. Doğru. Bir orada Tugay Kaan Numanoğlu ekstra ama bakmak lazım bazen. Öyle de olabilir yani. Ee, bir de 11 maçta 9 penaltı var. Cüneyt Çakır diyorsun. Evet. O 11 da biraz... maçta 9. <laughs> %80 veriyor yani. Cüneyt Çakır yönettiği maçta %80 penaltı. Peki yani hakemlerle ilgili değerlendirmemizde. Bir e, de kırmızı kart şeyi Şey istatistiklerimizde. Nerede? Aa, evet pardon. Bir, bir, sayfamız daha varmış. Buyurunuz efendim. En çok kırmızı kart gösteren hakemler gelsin. Ekranlarınıza. Erkan Özdemar. Bak o dikkat çekeceğimiş. Tugay Kağan 6, Ümit Öztürk de 5. Penaltı artı kırmızı olarak bakıyorum. Evet. Erkan Ozdemir lider oluyor. 12 maçta 14 penaltı artı kırmızı. Tugay Kağan 12. maç sayısı azdı ama değil mi? Evet maç sayısı 10 mu 11 mi niye giremedi buraya bilmiyorum. O da 12 9, penaltı 9. 9 mu? 9 maçı var. O zaman e, 9 maçta 12 ise 1.33 yapar. Lider oluyor. 6 penaltı vermiş. Ya maç başına penaltı artı kırmızı istatistiğinde lider Tugay Kağan. Tugay Kağan Numanoğlu. Onu Erkan Özdemir izliyor. Enteresan. Bunu artık hakem <laughs> özelinde daha derinlikli çalışmak lazım. Şimdi değerli izleyenler, bütün ilk yarının ...istatistiklerini sizlerle paylaştık. Bir e, projeksiyon ortaya koymaya çalıştık. Hem takım bazında hem oyuncu bazında... ...bireysel bazda hem de hakemlerin genel değerlendirme... ...değerlendirme derken istatistiki veri olarak ekranlarınıza getirdik. Ee, yarın elbette yarınki programımızda daha geniş... ...yarın biraz daha sizlerden izin isteyeceğiz. Biraz daha e, kendimize yönelik... ...hani biraz daha nasıl gördük yılı... ...ilk yarıyı nasıl değerlendirdik... ...biraz daha e, ona yönelik bir program yapacağız. Bugün için artık programın son dakikalarında performansını sevgili editörümüz Tolga Kuru hazırladı. Performansının ligin ilk yarısında en çok damga vuran oyunculardan birisi olduğunu belki de birincisi diyebileceğimiz Olabilir, evet. bir oyuncu belki de. Elbette subjektif tarafları vardır ama Marek Hamsik. Bir Marek Hamsik değerlendirmesi de istatistiki olarak getireceğiz son olarak ekranlarınıza. 17 maçta 2 gol, 3 asistlik performansı var. Topla buluşma lig sıralamasında birinci. İsabetli pasta ligin üçüncüsü. Rakip yarı sahada pasta birinci. Üçüncü bölgede pasla birinci. Fırsat öğretmenin ne olduğunu bilemedim. Onu size bırakıyorum. Kat edilen mesafede yine zaten sezon başından beri yine birinci. sakatlığının olmadığı dönemler dışında yine birinci ki o açığı da kapatmış oynamadığı maçı da kapatmış her zaman listedeydi. Haftalık evet. istatistik listemizdeydi. Müthiş gerçekten değil mi? Hakikaten tebrik etmek lazım. Yaşıyla de düşününce. Vallahi Hamşik için ligin flash performansı diyebiliriz. Şöyle bir benzetme yapabilirim. Alex'in oyunu dönemde mesela Süper Lig Alex sezonu diye başlık attım hatırlıyorum bir yazıya. Gomis'in oynadığı Galatasaray'ın şampiyon Doğru. oldu. son maçta Göztepe'yi yenerek şampiyon oldu sezonda o gün evet. Wembley'deydim. Süper Lig Gomez sezonu diye atmıştım başlığı. Bir de Mario Gomez için bu ifadeyi kullandım. Kariyerinde galiba 3 defa bu ifadeyi kullandım. Süper Lig Gomez sezonu diye. Dördüncü aday Hamşik. Eğer Trabzon şampiyon olursa. Ve bu performansı sürerse. Hamşik'in de bu performansı sürerse sanki oraya doğru gidiyor. Süper Lig Hamşik sezonu diye anılabilecek seviyeye hikayeye doğru gidiyor. Yani en etkileyicisi tamam fırsat üretmeye dördüncü olması tamam doğal gol fırsatı üretiyor. Rakip yarı sahada pasta birinci olması tamam doğal. Trabzon ön tarafta çok oynuyor. En çok da Hamşik oynuyor. Üçüncü bölgede pas tamam toplu buluşma tamam bunları anlıyorum ama kardeşim 34 yaşında Süper Lig'deki 500 oyuncu içinde en çok mesafe kat edeni Hamşik olması yani nasıl açıklayabilirsin bunu? Nasıl bir iş disiplini? Nasıl bir sorumluluk sahibisi? Oyuna saygı. Nasıl bir saygı değil mi? Tam anlamıyla saygı aslında. Bir evet. kelimeyle özetlersen yaptığın işe saygı. Nasıl bir saygın var? Ya bu ligde 20'likler, 22'likler, 25'likler oynuyor. Mesela 34 yaşındasın. Hepsinden fazla mesafe kat etmişsin. Dikkat etmişsinizdir. Bir top kaybı olduğu zaman. Marekam şimdi değil. Takımda herhangi birisinin bir pozisyon kaybı olduğu zaman. Bir zamanlama hatası yapıldığı zaman. Hemen orada bitiyor. Ve öyle yapma böyle yapma nasıl yaparsın vesaire. Ya sinirleniyor ya da anlatıyor. Değil en mi? ufak bir pozisyon için dahi. Benim Dikkatimi çeken sağ Özelliklerinden birisi bu. Hiç şey yapmıyor. Gidiyor mutlaka uyarıyor. Öyle yapma, böyle yapma. Şunu şöyle bak burası vardı, şöyle vardı diye izah Doğru. ediyor. Berat ya da dedi işte ya. biraz şey e, oyunun da verdiği şeyle ateşle. Enerjili. Işte. Berat dedi ya geçen maçın sonunda bizim sağ iç tek direktörümüz gibi Grande dedi. Grande dedi yanıyorlarmış onu. Hamşiki. Bizim sağ iç tek direktörümüz gibi dedi. Marek Hamşik gerçekten Abdullah Avcı için büyük şans. Yani sağ içine hamşiyen olmaz. Sanki biraz Vakayemen'in, biraz Bakasetas'ın, belki biraz Cornelius'un gölgesinde kalıyormuş gibi görünüyor. Ama asıl krediyi... Grande değil mi? Haksız Esas büyük diğer hamşin. oyunculara ama yani büyük krediyi hak ediyor. Kesinlikle. Hamşik'te. Hakkını vermek lazım. Kesin. Şampiyon olursa Trabzon bu performansını sürdürürse evet. Sezon sonu belki de süperlik hamşik sezonu diyeceğiz burada. Yarın e, ilk yarının 11'i tahmini yaparken bu sözlerimizden herhalde Marek hamşin, Hamşi'nin ilk yarı 6-11'de olacağını tahmin edebilirim. Bilmiyorum. Belki de en iyi oyuncu. Süper en iyi oyuncu. En iyi golleri seçeceğiz. Seçeceğiz. Yarın özel program olacak. Yarın 31 özel. Bir, özel. Özel bir Umarız program Umarız geleneksel yapacağız onu. Daha Biraz daha eğlenelim istedik. Tamam. Yılın son gününde yarın. E, abi, süremizin de sonuna gelmişiz bu arada. Uğur Bey çok teşekkürler. Ben Değerli şeyim. izleyenler bugünlük bitirdik. Süremizin sonuna geldik. Veda etme zamanı. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.